Hoş bulduk. Evet değerli izleyenler, Karakavak mahallemize gelmiş bulunmaktayız. Yanımızda muhtarımız var. Muhtarım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Zümran Hanım. Hoş bulduk. Ben nasılsınız muhtarım? Muhtar İhsan Güngör. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Muhtarım sizi tanıyabilir miyiz? Ben doğma büyüme Karakavak. 1965 doğumluyum. Karakavak'ın yerli ailelerindenim. Babam yaklaşık 30 yıl falan mahallemizde muhtarlık yaptı. Yani babadan oğula geçti babadan muhtarlık. Babadan oğula geçme. Ben Malatya Büyükşehir Belediyesi MASK Genel Müdürlüğü'nde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'ndan yaklaşık 12 yıl görev yaptım. Hı-hı. Görevden sonra emekli oldum. Emekten sonra nasip oldu. Mahalle halkı bizi tercih etti. Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Birinci dönemim. Büyük bir farkla kazandık. Teşekkür ederim. Peki ilk döneminizde neler yaptınız muhtarım? Şöyle anlatır mısınız bize birazcık? Şöyle, ilk dönem gelir gelmez bizim Güngör Caddemiz vardı. Güngör Caddemiz bayağı problemliydi. Asfaltlama çalışmamız falan yoktu. Onların tamamen yaptık. Kaldırım çalışmaları yoktu, onları yaptık. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Evet, kanalizasyon, içme suyu, yaklaşık 8 bin metre civarında içme suyu hattı yenileme çalışmaları yapıldı. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi kanalizasyon ve yağmur drenaj hatları çekiliyor. Telekomla ilgili altyapı çalışmaları yapılıyor. İnşallah bir hafta içerisinde bu altyapı çalışmalarını bitirerek Danışmet Gazi olan caddemizi trafiğe tekrardan açacağız. Bu aksaçı bayağı geniştir. Farikaya bulvarından çıkıp Farikaya'na girdiğinizde Danışmet Gazi'ye girip Altın Kayısı bulvarına direkt Bostanbaşı Caddesi'ne bağlantı yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız 3 tane ana alter açmıştır mahallemizde. Üçü de şu anda faaliyettedir. Şu anda 270 dönümlük bir park alanımız yapılmakta. Sabah oranı programına katıldık. İhalesi falan yapılma aşaması bitmiş olup şu anda çalışmalar devam etmekte. Muhtarım, Karakavak Mahallesi aslında çok merkezi bir mahalle. Evet. Gelişen ve gelişmeye devam eden mahallelerden bir tanesi. Bu bağlamda gerçekten çok şanslısınız. Peki Karakavak Mahallesi'ni bilmeyen izleyicilerimiz için şu anda nerede bulunuyor tam olarak? Komşu mahalleleri hangileridir, biraz anlatır mısınız? Öyle, bizim mahallemiz 1946 yılında Mezra olarak geçiyormuş. Daha sonradan Tecde'ye bağlanmış. İleriki yıllarda mahalle statüsünü alarak mahalle olarak şeyine devam etmiştir. Yani mahalle halkı olarak. Bizim komşularımız Tecde Mahallesi, Cevat Paşa Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi, Çilesiz Mahallesi. Bu dördünün alan içerisindeyiz. Bostanbaşı Mahallesi de buna dahil. Peki nüfusu, seçmen sayısı kaçtır? Ben göreve geldiğimde seçmen sayımız 4000 civarıydı. 4400'dü. Yaklaşık 4000 oy kullanıldı. Şu anda nüfusumuz 13000 civarında. Peki bunu neye bağlıyorsunuz, bu nüfus artışını? Şöyle, yani bizim burası imara yeni açıldı. İmar olduğu için yeni inşaat alanları yapıldı. Tamamı tek katlı evlerden mevcuttu. Bayağı ilerleme oldu. Şu anda işte vatandaşlarımızın büyük bir kısmı müteahhitlere vermiş durumda. Yaz aylarına kadar buranın nüfusunun 20 bin olacağını düşünüyoruz. Bizim mahallede müstakil evler, metruk binalar bayağı fazlaydı. Burada Suriyeli vatandaşlar ikamet ediyordu. Çoğu boşaltıldı. Zaten gezdiğimizde de göreceksiniz. Şu anda yeşil alan tamamen bitmiş durumda. Yani şu anda yok. Mahallem şu an şantiye durumunda. Peki en büyük eksikliği nedir?
Yani yok değil. Yani mahallenin özlem duyduğu bir şey var mıdır? Mesela yeşil alan dediniz biraz mesela önce. Biz spor kompleksi istiyoruz mahallemize. Büyük bir spor kompleksi olursa daha faydalı olacağını düşünüyorum. Gençlerimiz onu da istiyor. Arkada gördüğümüz Karakovak İlkokulumuz var. Orası şu anda boşaltılmış durumda. Yeni boşaltıldı. 24 derslik yeni okul yapılacak. İhalesi falan tamamen yapıldı. Bizim aşağıda şey var. Ternek Anadolu Lisemiz var. Onun arka kısmında Cemalettin Ökten okulumuz var. O bölgede boş olan, milli eğitime ait olan yerlerde bir tane ortaokul, bir tane ilkokul, bir tane lise, bir tane okul yapma planı yapılmaktadır. Çünkü gelişmekte olan bir mahalle ve eğitim ihtiyacı çok üst seviyede olabiliyor. Mahallemiz bayağı büyük zaten. Şu anda bizim bir tane sağlık ocağımız var. 4 tane doktorumuz var. Sağlık ocağının da ihalesi yapıldı. 2 katlı bir sağlık ocağımız, doktorluk odalık olacak. Sağlık ocağımız da yapılma aşamasında. Yani bahsettiğiniz, aslında talep ettiğiniz spor kompleksi yapılırsa zaten civar mahalleler de faydalanacak. Tabii ki. Yani mesela bizim mahallede Hilal Parkımız var. Orada bir tane Yeşilyurt Belediyesi'ne ait konserimiz var. Vatandaşlarımız oraya gidip oradaki bazı ihtiyaçlarını giderebiliyorlar ama daha kapsamlı olursa daha iyi olacak tabii ki. Peki muhtarım, mahalleyi daha yakından tanımak üzere. Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz? İsim soyisim nedir? İsmim Mehmet Yiğit. Kaç yıldır bu mahalledesiniz? 15. Memnun musunuz mahalleden? Elhamdülillah, sıkıntı yok. Yani burası gelişmekte olan bir mahalle. Güzel bir mahalle. Peki 15 yıl önce nasıldı mahalle? Yani geldiğimizde yeni yapılaşma vardı mahallede. Hı hı. Ama şu anda mahalle yapılaşma epey ilerledi. Hı hı. Ama güzel yani, güzel gelişmeler oluyor. Peki eksikler var mıdır sizce? Yani eksikler mutlaka olacaktır. İnsanın olduğu yerde eksikler bitmez. Neler var mesela? Mahallede ne gibi talepleriniz var? Bizim çalışmaları var. Hem Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, hem ilçe belediyesi çalışıyor, Yeşilyurt Belediyesi. Hı hı. Güzel çalışmalar var. Ama tamamlanana kadar sabırlı olmamız gerekiyor. Hı
Ama genel olarak çalışmalar güzel gidiyor. İyi yani, sıkıntı yok. Peki şu an bulunduğumuz hemen caminin önündeyiz zaten. Burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Caminin görevlisiyim. Camimizin bir kısmı da yola gidiyor. Caminin değişmesi de gerekiyor. İnşallah ileride bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor şu anda. Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye arasındaki yazışmalar, gidiş gelişler var. Muhtarımız sağ olsun beraber uğraşıyoruz. İnşallah yakın gelecekte caminin de çehresinin değişeceğini düşünüyoruz. Yani bu cami de 1978 yılında yapılmış. Aynen öyle. 1978'de yapılmış. O zaman devlet millet işbirliği ile yapılmış bir cami. Duvarları taş duvar, kubbesi var. Ama şu anda bir kısmı yola gittiğinden dolayı ister istemez değişmesi gerekiyor. Yani zorunlu bir değişiklik olacak. Yani yıkılacak mı cami? Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama yıkılması gerekiyor çünkü bir kısmı yola gidiyor. Peki yeterli oluyor mu mahalle için bu cami? Şu anda vakit namazlarında sıkıntı yok. Cumalarda sıkıntı oluyor. Bayramlarda zaten sıkıntı oluyor. Ama genel yapı olarak idare ediyoruz. Peki kültürünü beğeniyor musunuz mahallenin? Yani mahallenin kültürü iyidir yani. Çünkü Bedevi seviyenin üzerindeki insanların yerleştiği bir alan. Tabii ki eski şeyler de var. Buranın arsa sahipleri, mal sahipleri, mülk sahipleri. Onlar da var. Aslında bir etkileşim oluyor yani. Ya mahalleli genel anlamda birbirini tanıyor mu? Geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşuyor. Mahalleler genellikle eskiler birbirlerini tanırlar. Çünkü mahallenin çevresi değilse de daha önce arsa sahipleri olduklarından dolayı insanlar gene burada yerleşik durumdalar. Evet değerli izleyenler, Karakavak mahallemizi gezmeye, tanıtmaya, sorunları, sıkıntıları ve talepleri dinlemeye devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsim soyisim nedir? Şerif Fırat, buranın yerlisiyim, Karakavaklıyım. Yani doğma büyüme buralı mısınız? Evet, buralıyım. Mahallenizi seviyor musunuz? Tabii ya, sevilmez mi? Yani ben burada doğdum, çocukluğum burada geçti uzun yıllar. Şu an burada olmaktan da çok mutluyum. O zaman sizinle karşılaşmışken eski Karakavak'la şimdiki Karakavak'ı bir kıyaslamanızı istiyorum. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Gelişti mi, değişti mi? Eskiyi özlüyor musunuz? Biraz ya, sizden dinleyelim mi? Eskiye döndüğümüzde o zaman biz çarşı falan bilmezdik. Yani çocukluk yıllarımızda bize biraz uzaktı. Ulaşım çok zordu. Ama şimdi tabii her şey tamamen değişti. İnsanlar teknolojiyle beraber yerleşim alanları da olunca Karakavak çevresi değişti yani. Dolayısıyla her taraf apartman oldu ama daha önce bahçeydi, her taraf tarlaydı. Etrafına işte buğdaylar ekilirdi, pancar ekilirdi, kayısı bahçe. Yani o zamanki dönem evet güzel bir dönemdi ama yoksulluk var mıydı? Vardı. Ama şimdi her şey, ortam çok farklı. İnsanlar lüks yerlerde yaşamayı alıştılar. Yani biz mesela bir Karakavaklı olarak, benim de burada yerim vardı. İşte müteahhide verdik. Biz de geldik. Buraya tekrar apartman ortamına girdik. Dolayısıyla o dönem iyi miydi? Müstakil ev tabii ki çok iyiydi yani. Ama şartlar böyle olunca biz de ona alıştık artık. Özlem duyuyorsunuz sanırım. Tabii ya, tabii. Duyulmaz mı? Peki eski kültür devam ediyor mu? Mahalleli birbirini tanır mı burada? Ya şimdi mesela bu benim oturduğum yerde işte 6 kişiydik. 2 kişi komşularımdan sattılar. Biz 4 kişi oturuyoruz. Diğer 28 daireden 24 kişi dışarıdan geldi. Ama onlar da artık bir Karakavaklı. Çünkü kendilerini nüfusu artık Karakavaklı sayılıyor. Yani şeye baktığında. Tabii yani şeyi değişti ama yine bir araya gelince biz eski Karakavaklar, bizden küçük olanlar da var, yaşça büyük olanlar da var. Tabii o özlem gideriliyor mu? Oluyor yani, karşılıklı sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yani eskileri yad ediyorsunuz aslında. Canım, olmaz mı ya? Peki şu anda ne gibi eksikleriniz var mahalle genelinde, ne ya talepleriniz var? Biz burası yeni bir yerleşim alanı olduğu için altyapısı, üst yapısı yeni yeni, daha işte görüyorsunuz her taraf eşilmiş vaziyette. İşte şu an bilmiyorum muhtarım ne yapılıyor burada, kanalizasyon.
Sağ olsun bizim mahallenin babası bizim eski muhtarımız. Allah rahmet eylesin. Ramazan amca çok iyi bir insandı. Şimdi oğlu muhtar oldu İhsan. Çok mutlu olduk yani onunla hakikaten sevindik yani. O da elinden geldiği kadar uğraşıyor yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii biraz zamana ihtiyaç var. Bu da 3-4 yıl sonra inanıyorum yani belediyede hizmetlerini eksiltmiyor ama biraz yavaş gidiyor. Biraz daha hızlanırsa daha iyi olur. Çünkü biraz toz oluyor apartmanda, balkonda oturan insanlarda şeyler geliyor. Ama yapılır o inanıyorum. Kısa sürede o da giderilir yani. Peki bir yeşil alan eksikliğiniz var mı? Bir park eksikliğiniz var mı? Mesela ben meslek icabı olarak ben teknik direktörüm. Futbolla ilgilendiğim için benim hayatım bu işle geçti. Ben buraya bir semt sahasını yapılmasını istiyorum. Yani bizim çocuklarımız, benim muhtarım bilir, iki oğlum da futbolcuydu. Şurada oynuyorlardı. Çocuklar küçük yaş grubundan asfaltın üzerinde. Ama şu an buralar artık imara açıldı. Şuu yapıldı. Yani bir buraya bir semt sahası. Küçük de olsa bir şeylerin yapılması gerekli. Yani çocuklarımızın orada oynaması gerekli. Bunu Sayın Belediye Başkanımından özellikle ben rica ediyorum. Bir antrenör olarak, bir spor adamı olarak buraya bir semt sahasının çocukların oynayabileceği küçük de olsa sonuçta çocuklar orada eğlensinler, orada top oynasınlar. Gidiyorlar işte çimlerin üzerinde oynuyorlar. Yani burada yapılan parklar falan var. İnşallah bu söylediğimi Sayın Başkan'ın dikkate alır. Buraya da bir o saha yapılmaz, yaptırır yani. Burası aslında gelişmekte olan bir mahalle ve çocuklar da yaşlıların da aslında çok fazla enerjilerini atmak ihtiyacı duyuyorlar. Çocuklar için bir sizin de dediğiniz gibi bir futbol sahası yapılırsa çocuklar da enerjisini atmış olur. Şimdi yapılıyor. Mesela muhtarım o zaman söylemişti. Ben kendisiyle konuştuğumda dedik bizim bitişiğimizde bir park alanımız var ama oraya küçük bir saha yuvarlak bir şey yapıldı. Çocuklar orada futbol oynayamıyor. Genelde buradaki Türkiye genelinde öyle. Futbola meyilli, altyapı grubu ona meyilli yani. Öyle bir şey yapılması gerekti ki Karakavak çok büyüdü yani. Öyle yani şu an hepiniz işte siz de çekim yapıyorsunuz. Görüyorsunuz yani. O çocuklar nerede oynayacak? Mecbur gidiyorlar. Çimlerin üzerinde oynuyorlar. Oralar çimler de şey durumda kalıyor. Kötü durumda kalıyor. Dolayısıyla onu özellikle başkanımdan istiyorum yani. Ben de inanıyorum yapar yani Mehmet Çınar Bey. Yapar yani. Mahallemizde bulunan Şehit Engin Tilbaç Çocuk Parkı'ndayız. Muhtarım ne zaman kazandırıldı mahalleye? Yaklaşık 3 yıl önce kazandırıldı bu parkımız. Daha önce küçük bir parkımızdı. Yeşilköy Belediyesi tarafından parkımız büyütülerek yeni bir çalışma yapıldı. İşte basket sahası yapıldı, çocuk oyun parkları yapıldı. Spor aletleri aşağı tarafa koyuldu. Basket sahasının işte hocamızın da dediği gibi bir tane böyle halı saha veya işte çocukların daha rahat oynayabileceği bir halı sahamız yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Peki muhtarım çocuk nüfusu fazla mı mahallede? Mahallemizde evet çocuk nüfusu bayağı fazla. Mesela akşam saatlerinde saat 2-3 gibi gelseniz parkta sarıncakta sıraya girmeniz gerekiyor. O kadar fazla çünkü şeyimiz de parkımız da şu anda bir tane ama uygun yerlerimiz var şu anda çalışma yatırım çalışmaları devam ediyor. O yüzden bekliyor. Ama şu anda bir tane parkımız var. Burası mahalleye bağlı olarak. Bir de İlal Parkımız var. O biraz daha mahallede uzak olduğu için mahalle halkı genelde Engin Tilbaç Parkı'nı tercih ediyor. Yani aslında mahalleli için yeterli değil bu park. Tabii yani ki, siz değil. İstiyorsunuz değil mi çocuk parkı? Çocuk parkı da istiyoruz. Spor sahası da istiyoruz.
Evet değerli izleyenler, Danışment Gazi Caddesi'ndeyiz. Muhtarım, burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Burası yaklaşık bir ay önce açıldı. 25 metrelik ana arter burası. Faruk Kayan Bulvarı'ndan Altınkayısı Bulvarı'na, Altınkayısı Bulvarı'ndan da Barkuzu Caddesi'ne bağlanan bir caddemiz. Trafik akışını bayağı rahatlatacak bir caddemiz. Diğer karşı taraf, yan tarafımız da Pencere Sokak. Burası da Turgut Özal Caddesi'ne, yani Ankara Asfaltı'na bağlanan bir caddemiz olacak. Buranın açılması biraz zaman alabilir ama Danışment Gazi'nin şu anda hiçbir eksiği kalmadı. Altyapı sorunları bir hafta içerisinde bittikten sonra buranın açılımı tamamen yapılacaktır. Şu anda da çalışmalar devam ediyor zaten. Devam ediyor, evet. Muhtar, buralarda siteleşiyor sanırım, gelişmekte tamamen olan bir cadde. Burası çok eski bir mahallemizdi. Küçükler Sokağı diye geçiyordu. Burası bağ bahçeydi. Yani 3 tane evdi, diğeri tamamen tarım alanıydı. Tabii işte imar imar girince vatandaşlar haliyle vermek zorunda kaldılar. Yoksa eski mahalleden daha memnunlardı. Ama mahallemiz gelişiyor. İnşallah iyi olacak. Biz mahallemizi seviyoruz. Muhtarım, siz de mahallenin yerlilerinden biri olarak, buraya gönül vermiş olanlardan biri olarak aslında şöyle kendimi sizin yerinize koyduğum zaman biraz eskiye özlem duymanın yanında gelişmişlik seviyesinin artması bir yandan mutlu ederken bir yandan eskiye özlem duyduğunuz için mutsuz ediyor diyebilir miyiz sizin için? Tabii ki, yani yenilik her zaman yenidir ama eskiyi de unutamıyorsunuz. Çünkü atalarınız, dedeleriniz bu mahallede büyümüş, burada yaşamışlar. O anılar hiçbir zaman unutulmuyor. Ama geleceği de tabii önümüze bakmamız lazım. Mahallemiz iyi. Yani şu anda çalışmalar iyi bir şekilde devam ediyor. Evet ablacığım, sizi tanıyabilir miyiz? İsim soyisim nedir? Fatime Akoğul. Kaç yıldır bu mahalledesiniz? Valla 40 yıldır. Seviyor musunuz peki mahalleyi? Mahallemiz çok güzel. Hı-hı. Komşularımız çok iyiydi. Herkes dağıldı, inan ki çok üzüldük. Giden daha gelmiyor. Gelen de onların yerini tutmaz. Hı-hı. İnşallah iyi olur. Ben memnunum. Peki eskiyi özlüyorsunuz sanırım. Tabii ki özlüyük. Neler yapılırdı Karakavak'ta 40 yıl önce? Neler yapılırdı, bulgurlar kaynatılırdı, mesela pestil yapardık, tarhanalar yapar, her şeyde yapılırdı. Yazı yabana giderdik, pancarımız vardı, buğdayımız vardı, her şeyde vardı canım. Yani şu an herkes taşındı, siz de üzüntülüsünüz bu. He, tabii üzüntülük, mesela ama bak karşı komşum gitti, yani yerine başkası geldi, adam üzülmez mi değil mi? Başka da işte. Peki ne gibi eksikleriniz var mahallede? Komşularımız yok. Eski şey yok. Eski tadı yok diyorsunuz eski yani. Eski tadı yok tabii. Burada geçiyorlar. Ben dedim ki bu kim mesela? Tanımışsın. Eskiden ama herkesi tanıyordunuz. Tabii canım. Tabii ki çok iyilerdi. Ben muhtarımın babasını bile tanıydım mesela. Herkesi tanıydık. Çok iyilerdi. Benim kayınbabam değerli bir adamdı. O buradan gitti. Herkes gitti. Peki mahalle olarak ne gibi eksikleriniz var? Ne gibi, yani ne gibi talepleriniz var mahalle için? Valla mahalle gibi işte şey, nasıl diyeyim, biz pisliğin içindeyik. Şu an çalışmalardan dolayı sanırım biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sıkıntılar var. He, ben 2 senedir çekeyim inan ki. Eşim rahatsız. Valla çok pislik var. Toz, duman. Yani bu bir bahçeye bir misafirim gelse ben utanayım. Yani bu çalışmaların bir an evvel bitmesini istiyorsunuz. Olmasını isteyeyim. He.
Değerli izleyenler, turumuza Maltepe Sokak'tan devam ediyoruz. Burası diğer sokak ve caddelere nazaran mahalle kültürünün biraz daha canlı olduğu bir sokak. Yani çocukların sokaklarda ip atladığını ve top oynadığını görebiliyoruz. Muhtarım, burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Burası çok eski bir sokağımız. Burada yaşayan vatandaşlarımız mahalle kültürü halinde yaşıyor. Burası imar problemi çözüldükten sonra 4 kata müsaadeli olarak belediye tarafından imar verildi. Bununla ilgili vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyorlardı. Onunla ilgili belediye başkanımızla, büyükşehirle ve yeşillik başkanımızla görüştükten sonra projeyi tekrar imarı iptal edip yeniden şuru çalışması yapılıyor. İnşallah mahalle halkımızı mağdur olmayacağı şekilde kat yüksekliğini verip vatandaşlarımız daha rahat birer daire ellerine geçebilecek şekilde çalışmaları yapılıyor şu anda. Peki kaç kat yapılacak? 4 kat mı? Şu anda yani 4 kattı. 4 kata müsaade edilmişti. Şu anda 4 kat iptal edildi. Mahkeme kararıyla da iptal edildi. Belediyemiz, Yeşilyurt Belediyemiz bununla ilgili yeni bir çalışma yapıyor. Kat yüksekliği verilecek. Yani 3'e veya 4'e bölünecek. Yaklaşık 10 bin dönüm burası. 3'e bölününce kat yüksekliği 7 veya 8 civarında verilince vatandaşların mağduriyeti gitmiş olacak. Muhtarım, buraya geldiğimizde eski mahalle kültürü gerçekten gözümüzde canlandı. Bu sokak öyle. Kadınlar mesela kapı önlerinde oturuyorlar. Çocuklar bu sokak üzerinde ip atlıyorlar. Oyunlar oynuyorlar. Yani gerçekten eskiye bir özlem duyduk biz de. Evet. Yani ekmek pişirilirdi. İşte toplanır ahır gibi yerlerimiz vardı. Orada ekmek pişirirler. Bayanlar sürekli kapının önünde otururlar. Komşular beraber geri çay içerler. Mahalle kültürümüz farklıydı. Tabii ki işte büyük apartmanlar, siteler girince biraz daha değişik olacak. Onu da artık yapacak çok bir şeyimiz mahalleli yok. Mahalleli de bu durumdan bayağı yakınıyor, evet, ama. Evet, yakınıyor. Yani mahalleli şey istiyor, eski kültürü istiyor. Eski komşuluk sistemi olsun diyor. Yani öyle bir yaşantı istiyor. Peki eskiden ama nasıldı? Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Eski çok güzeldi ya. Biz çocukluk yıllarımızda hava lojmanlarımız vardı. Gider orada günlük topumuzla oynardık. Onlar bizim mahalleye gelirdi. Mahalleler arası futbol maçı yapardık. Kayısı bahçelerine giderdik. Tecle bize çok yakındı. Tamamı kirazlıktı. Oralara giderdik. Harıklar vardı. Mesela Atbağan vardı bizim. Oraya yüzmeye giderdik. Yani normal akarsuda tüm ihtiyaçlarımızı giderirdik. Şimdiki gençlik çok şanslı, inanın. Bizim zamanımızda o şanslar yoktu ama biz geçmişi daha fazla özlüyoruz. Aslında siz şimdiki gençliğin şanslı olduğunu söylüyorsunuz ama bence bu biraz hani kişiye göre değişiyor. Tabii, çünkü yani bizim gençlik yıllarımız olsa biz bunu aramayız gibi düşünüyorum. Çünkü biz eskiyi daha çok seviyorduk. Çünkü şimdi de geçmişi özlüyorsunuz. Farklıydı. Evet, yani şimdiki gençlik biraz daha değişik. Teknoloji ilerledikçe gençlik de yapıyor onunla ilgili. Peki bu bağlamda kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Tabii ki şanslı hissediyoruz yani. Çünkü arkadaşlık daha bağlıydı. Evet. Mesela bizim arkadaşlık bağlarımız hemen hala devam ediyor. Mesela 30-40 senelik arkadaşlarımızla hala görüşüp muhabbet edebiliyoruz, eskiyi yad edebiliyoruz. Ama şimdiki gençlikte böyle bir şey kesinlikle yok. Mahalle çok göç alıyor sanırım muhtarım. Evet, bizim mahalle bayağı göç aldı ama şu anda fazla göç. Evet değerli izleyenler, Maltepe Sokağı'ndan devam ediyoruz. Şu an yanımızda Maltepe Sokak'ta oturan sakinlerimizden biri var. Sizi tanıyabilir miyiz? İsim soyisim nedir? Zakine Çelik. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? 25 falan burada oturuyor. Seviyor musunuz peki burayı?
Tabii ki seviyoruz ama biraz artık bu yaşta sonra biraz yaşlandık. Soba işte mesela yakamıyoruz, edemiyoruz. Onun için kat olsun istiyor biraz da. Yani buranın da biraz gelişmesini istiyorsun. İstiyoruz. İşte iyi de vallahi. Peki günleriniz nasıl geçiyor burada? Günlerimiz vallahi yazın zaten köylere gidiyor. Kışında zaten komşularına işte güzel geçiniyoruz. Hepsini tanıyoruz en azından. Güzel. Yani gidip geliyor musunuz birbirinize? Geliyoruz. İşte iyi de vallahi. Yani o zaman bayağı bir eğlenceli geçiyor yaz günleriniz. Hava sıcak olduğu zaman. Hava sıcak oluyor, çocuklarımız oynuyor. Güzel güzel. İşte iyi de. Peki kendinizi şanslı hissediyor musunuz bu anlamda? Çünkü gittiğimiz birçok mahallede kapı komşusunu bile tanımayan kişilerin olduğunu görüyoruz. Hamdolsun ben 20 senedir buradayım, 25 senedir. Çok memnunum. Hem komşularımız da hem bile anlayışlı. Herkes birbirini tanıyor. Öyle yani güzel. Yani şeye ihtiyacınız olduğunda kapı komşunuzun kapısını çalabiliyor musunuz? Tabii ki çalıyoruz. Aynen çalıyoruz. Peki artık soba yakamıyorum dediniz. Buradaki eksiklerinizi biraz sizden dinleyebilir miyiz? Eksiklerimiz mesela artık yaşlanmışık, külü, pisliği mesela yapamıyor artık. Bunda sonra mesela kat olsun, biraz daha biz de rahat edek. Yani doğalgaz istiyorsunuz doğalgaz açıkçası. Istiyoruz. Mesela köy gibi yaşıyoruz. Yani doğalgaz yok, mesela tüpler olmuş bu fiyete, mesela sıkıntı yani her şey. Daha güzel olsun istiyoruz tabii ki. Peki başka ne gibi eksikler var mesela bulunduğunuz bu sokak üzerinde? Vallahi işte eksiklerimiz yollarımız toz oluyor, pislik oluyor. Temiz yani bir ortam yoktur. Çocuklarımız mesela geliyor, torunlar bir park yoktur. Mesela cami yoktur uzak bize. Yani köycüm bir yerde yaşıyor sanki de. Peki 25 yıl önce nasıldı burası? Önce geldiğim zamanlar hatta şeyi yoktu, gideri falan yoktu. İlk geldim bile bayağı şok oldum, merkezde gelmiştim. Çamur, içeri dışarı çamur oluyor, poşet getiriyorlar. Tabii ki ondan sonra çok güzel oldu. Ona göre iyidir yani hamdolsun. Ya eskiye göre iyi diyorsunuz. Eskiye göre iyiydi yani. Ama daha iyi olabilir daha diyorsunuz. Olabilir. Çünkü biz merkezde oturuyoruz yani köy gibi bir hayatımız var neredeyse. Evet değerli izleyenler, Cenk Sokak'tan devam ediyoruz. Muhtarım burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Burası mahallemizin ilk yerleşim yeri alanı. Burada buraya Dırıcan Mahallesi derlerdi. Yani Karakalabalıydı ama vatandaşlar arasında Dırıcan Mahallesi olarak geçerdi. Çünkü genelde Dırıcanlılar burada yaşıyordu. Mahalle kültürü tamamen burada mevcuttu. Komşular birbirlerine çok yakınlardı. Birbirleriyle istişare halinde hareket ederlerdi. Düğünleri çok kalabalık olurdu. Silahlar çok patlardı burada. O yüzden burası ayrı bir özellik taşıyor. Hala Dırıcanlılar daha yoğunlukta burada yaşamakta. Kendi arsa sahipleri oldukları için işte yeni sitelere verildi. Yeni sitelere çıkınca biraz vatandaşlar ondan yana şikayet ediyor. Bayanlarımız doğal gaz istiyor ama biz de eski yerleşim istiyoruz. Şu anda iyi yani mahallemizle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şu an hangi sokaklarda doğal gaz mevcut değil? Şu anda Cenk sokağımızda yani Karakavak mahallemizin yaklaşık 90 tane sokağımız var. Yaklaşık 70'inde doğalgaz yok. Yani yeni imar açıldığı için doğalgaz hatları çekilmedi. Yani vatandaşlar da bir hal şikayetçi tabii, çünkü. Şikayetçi çünkü imar girdiği zaman yollar arsa oldu, arsalar yol oldu. Tabii ki öyle olunca hat çekilmesi biraz daha zorlaştı. Ama şu anda yeni hatlar çekiliyor zaten. Çalışmalar yeni başladı. İnşallah bir yıl içerisinde mahallemizin tamamına doğalgaz gelmiş olacaktır.
Muhtarım, bu hafta Karakavak Mahallesi'ne konuk olduk. Gerçekten bizim için de çok keyifli bir turdu. Yani ilk defa geldik, bu kadar yakından görme fırsatı yakaladık. Umarım sizin de bahsettiğiniz sorunlarınız bir an evvel çözüme kavuşur. Mahalleli de talepleri bir an evvel çözüme kavuşur da daha yaşanabilir bir alana kavuşursunuz. Gerçekten çok beğendik mahallenizi. Teşekkür ederim. Böyle bir program yaptığınız için ben size ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Mahallemizi seviyoruz. Sağ olun muhtarım, çok teşekkür ederiz. Bahsetmedik dediğiniz bir konu var mıdır? Son olarak onu sormak isterim. Hayır yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Peki muhtarım, biz de size başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim.